Merhabalar herkese. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun geçtiğimiz günlerde sona eren Grand Swiss turnuvasından bir oyun. Belki bazılarınız takip etmiştir. Turnuvanın 10. turunda canlı yayındaydık ve bu oyunu çok keyifli geçtiğini söylemiştiniz. Videosunun gelebileceğini söylemiştiniz. Ben de fazla arayı soğutmadan hemen sizlerle video olarak paylaşmak istedim bu oyunu. Beyazlarda basam var. Siyahlarda ise Raunak Sadvani var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. Atef 3ün devamında D5 gelmiş. G3'ten sonra At F6, fil G2, C6 ve C4. Siyahların tabii ki D5, C6 yapısına beyazlar filini de G2'den çıktığı için C4 ile karşılık vermiş. Şimdilik C4 piyonu tabi e, feda edilmiş gibi dursa da devamında oyunun devamında geri alınabilecek bir piyon rahatlıkla. D çarpı C4'ün devamında kısa rok gelmiş. At BD7, at A3 şimdi C4 piyonu alınmak isteniyor. At B6 siyahlar savundu. ve C2 bir baskı daha ve fil e6. Bu fil e6'yı aslında ilk gördüğümde biraz garipsemiştim. Çünkü e, normalde e piyonunu çıkmadan veya d piyonu çıkmadan işte böyle fil e6 fil d6 gibi hamleler. Tabi biraz e, saçma gözüküyor ve o piyonlara biraz eğreti duruyor aslında. O piyonları engellemiş oluyoruz ve gelişimimize biraz ket vurmuş oluyoruz. Burada da fil e6'yı gördüğü gibi Bassem Amin at g5'i oynamış. Şimdi M6'daki fil isteniyor. Hem de aslında bir F7 baskısı var. Düşündüğümüz zaman at çarpı E6'ya F çarpı E6 almak tabii ki istemezsiniz. Orada e, açıkçası F hattını açarak hatta şu çaprazı açarak saçma sapan bir duble yaratmış oluyorsunuz. Fil G4'ün devamında at çarpı C4 gelmiş. Fil çarpı E2. Şimdi aslında o piyonun karşılığında C4 piyonunun karşılığında e2 piyonunu almış oldu siyahlar ve bir şekilde oyunu bir piyon önünde götürüyor. Fakat buradan itibaren sanki konum biraz tehlikeli olmaya başlıyor siyahlar adına. Çünkü çok fazla tempo kaybetmiş gibi at bd7 işte at b6 ardından file e6 fil g4 file e2. Yani 9. hamlede oldukça fazla aynı taşlarıyla oynadı demeliyim belki de. Şimdi at e5 oynuyor burada beyazlar ve f7'ye çok kuvvetli bir baskısı var. Savunabilecek taş da aslında buradaki fil ama bu fil aynı zamanda kale istiyor. Gelin fil çarpı F1 olduğunda alındığında neler olduğuna bir bakalım. At G çarpı F7. F7'nin alınmasını tabii ki istemeyiz ama böyle oynanmamış ama yine de bir devam yoluna bakmak istiyorum. Vezir C7'nin devamında şah çarpı F1 ve düşündüğümüz zaman kalede kaçıldıktan sonra beyazlar D4 oynayabiliyor. Şimdi konum aslında siyahlar adına biraz ee, oynanması güç bir konum kalıyor. Her ne kadar materyal olarak üstün olsa da şu an baktığımız zaman siyahlar rok atamıyor. Şahının konumu oldukça kötü demeliyim herhalde. Beyazlarsa taşlarını rahatça geliştirebilir ve oyuna hakim olabilir gibi duruyor. Bu yüzden AT5'in devamında fil çarpı F1 gibi bir şey oynamamış Ravnak Sadvani ve demiş ki ben fil H5 kaçıyorum F7 piyonunu savunuyorum. Kaleye E1. Beyazlar taş gelişimine devam ediyor. Tabii ki Kaleye E1'in bir önemi de şah, şahla kalenin aynı sütunda bulunması. E6'nın devamında fil F3. Şimdi F7'nin savunmasını kırmak istiyor bir şekilde. Beyazlar fil G6 kaçmış burada. Siyahlar ve veziri istemiş. Ve beyazlardan şimdi aslında yavaş yavaş şovlar başlıyor. Siyahın Tempo kaybetmesini ve rok atmamasını fil çarpı c6 gibi bir ceza buluyor beyazlar. Bakalım doğru mu? B çarpı c6 alabiliyor muyuz? B çarpı c6 alındığında vezir çarpı c6. Vezirle kapatamıyoruz zaten atlardan biriyle kapatmamız lazım. At fd7'yi tercih etmişim. Şimdi at çarpı f7. Fil çarpı f7'nin devamında tekrar at çarpı f7. Dikkat ederseniz çar çarpı f7 alamıyorum. vezire a6 var. Mat oluyorum. Tabii ki şah çarpı f7 yerine vezire 7 gibi bir şey oynamam gerekiyor. Buna da at çarpı h8 alıyorum ve siyahlar için gene aslında bu sefer materyal olarak geriye düştü. Konumu adına da zaten söylenecek fazla bir şey yok yani çok böyle koordine olabilir taşları yok. O yüzden siyahlar bir kez daha kaybetmiş olurdu böylece. Fil çarpı c6'ya, b çarpı c6'yı bu konumlardan dolayı Sadvani oynamamış ve demiş ki direkt at değildi oynuyorum ben. Devamında at çarpı g6, h çarpı g6 gelmiş ve şimdi fil çarpı b7. Dikkat ederseniz e, beyazlar tamam bu kalesini bu, bir fil, bu filini oynamadı ama iki atı ve beyaz filiyle şu anda ortalıkta oldukça aktif istekleri var. Oldukça tempolu oynuyor. Şimdi a8'deki kale isteniyor. Kale b8 zaten tek çözüm kaleyi bırakmak haricindeki. Ve fil D5. E6 piyonunun açmazda olması çok güzel bir şekilde kullanılıyor beyazlardan. Şimdi at C5 gelmiş. Tabi burada gene ufak bir konuma bakmak istedim. Beyazların ne istediğine bakmak istedim. Onu da hemen göstereyim. Tabii ki milyonlarca hamle var. Bir sürü seçenek var. Ben ee, daha aşağıda yorumlar geleceği için söylüyorum. Ben böyle aşağıda açıklama kısmında oyunun hamlelerini de bırakıyorum. Hani bakmak isterseniz... Videoyu durdurup bir tahtaya dizip bakabilirsiniz. Arkadaşınıza karşı oynayabilirsiniz ki çok keyifli olur bir konumdan sonra arkadaşlarınızla oynamak. Ee, onun haricinde ben hoşuma giden, seyir zevki yüksek bir varyant seçip o varyanttan devam ediyorum. Tabii ki ara hamleler var. Ee, onlar hani videonun çok uzamaması adına artık size bırakıyorum demeliyim herhalde. Burada A6 gibi bir şey oynattım siyahlara. Dedim ki ya bu beyazlar ne istiyor? Bir bakalım. Fil çarpı E6. Devamında F çarpı E6 alınsa dikkat etmek lazım. G6 piyonumuz boşta kalıyor. Ve Şah'ın kaçabileceği tek yerden sonra da kale çarpı E6 mat oluyor. Beyazların e, bu aktif konuma siyahların dikkat etmesi lazım. Bu yüzden şimdi at C5 oynayıp E6 piyonunu korumayı tercih etmiş siyahlar. Fil C6 tekrar Şah ve at yerine geri döndü gibi. D4 dikkat ederseniz fil D5'teydi. Şimdi bu at kullanılmıyor ve fili, at, e, piyonu aktifleştirmeye çalışıyor beyazlar. Bir yandan siyah filin önünü açtı, bir yandan da dikkat ederseniz biraz önceki filin görevini d5'teki piyon yapabilir. Fil e7, artık siyahlar e, rok atmaya doğru gidiyor demeliyim herhalde. Yani rok atsalar belki rahatlayacak konum. Fil f4, kale tekrar istendi. Kale c8, belki de kendimizi istemeyeceğimiz bir pozisyona soktuk gibi duruyor. Çünkü burada bir açmaz söz konusu. Fakat biraz önce bahsettiğim D5 hamlesi şimdi geliyor. Ve hem beyazın aslında biraz daha doğrusu beyazın tehditleri siyahın zayıf olan yeri E6 ve G6 piyonlarına rok atamadığı için siyah çok büyük bir baskı geldi. Hem de bir şekilde filini korumuş oldu bu açmazdan kurtardı kendini. Şimdi burada at çarpı D5 gibi bir hamle var. Ve devamındaki varyantlar çok daha e, etkileyici. At çarpı E6. Şimdi kale çarpı C6, fil c vezir çarpı C6 gibi bir konum var. Orada gene devam ederseniz arkadaşlarınızla mutlu olacağım. Çünkü konum biraz daha karmaşıklaşıyor. Sadece siyahların e, taşlarının koordinasyonsuzluğu biraz daha fazla belli oluyor demeliyim. Burada F çarpı E6. İşte vezir çarpı E6. Böyle bir konum kalıyor. Aslında düşündüğümüz zaman materyal olarak e, siyahlar öndeymiş gibi kaleye iki alet. Fakat yani böyle kale A d de oynasam sanki siyahlar ne yapabilir? At F8 falan oynayacak. E, oldukça çaresiz ve eksik bir konumları var. Taşları koordine olamadığı için. Şahı da güvende kalmadığı için. Maalesef kötü bir konumda kalmış oluyor. Burada tabi at çarpı D5'in devamında at çarpı d5'in daha doğrusu at çarpı e6'nın devamında nerede kaldığımı bir an unuttum. F çarpı e6 gibi bir devam yolu izlerse gene g6 boşta kalıyor. Kaçtıktan sonra fil çarpı d5 e çarpı d5'in devamında kale çarpı e7 Vezir çarpı e7 ve dikkat ederseniz yani neredeyse forseye yakın burada şimdi siz istiyorsunuz vezir f7 mat kale boşta. Şahla alırsam fil d6. E, vezirle alırsam gene fil d6. Kale ata vezir kalıyor. Piyon da üstün beyazlar. Çok çok basit gene beyazlar için bir kazanç varyantına çıkıyor. Doğal olarak at çarpı d5'leri de elbet hesaplamıştır ama e sütununu kolay kolay açmak istemiyor. Ya da oraları çok fazla bozmak istemiyor siyahlar. E5 oynamış burada. Ve at e6 geliyor. Ne oynarsanız oynayın. Yani oradaki piyonu da kaldırsanız. At e6 geliyor. Şimdi bu film burada, bu atın burada olması tabii ki her zaman görülen bir konum değil. Konumu etkileyici kılan şeylerden bir tanesi bu. Şu an vezir isteniyor konumda ve F çarpı E6'ların vezir çarpı G6'lardan sonra siyahlar için çok kötü senaryolara yol açtığını biraz önce inceledik. Doğal olarak siyahlar demiş ki ben veziri bir kaçayım. Vezir A5. Şu veziri ateş hattından bir kurtarayım ama Veziri oradan kaçarak aslında sanki bir savunma taşını oradan alıyormuşsunuz gibi. Sanki mat olmadan vezirimi feda edecekmişim gibi bir konumu var siyahların biraz daha. Şimdi kale çarpı E5 geliyor. Tabii ki E5 piyonu boşta kaldı bir anda. At G4. E hattındaki kale isteniyor. Ve belki de işte buradaki olaydan kurtulsam, bu dikeyden kurtulsam daha rahat olacak diye düşünüyor muhtemelen. Ee, Raunak Sadvani. Fakat burada beyazlar durmuyor. Her ne kadar istekte de olsa kalesi at c7 şah çekiyor. Burada vezir çarpı c7 almak mantıksız. Kale çarpı e7 var. Arkadan vezirim düşüyor. Fakat kale çarpı c7 gibi bir devam yolu izlenebilir. Ona da kale çarpı e7 var. Şah çarpı e7 gibi bir şeye de d6'dan sonra tekrar siyahın konumu yani oynanabilecek bir konum değil. Ve materyal olarak da aslında geriye düşüyor diyeceğim C7 piyonunu düşündüğüm zaman aslında. Her ne kadar geriye düşmüyor gibi gözükse de. Tabi burada sürekli beyaz bir taşını feda ediyor siyah alamıyor. Beyaz bir taşını feda ediyor siyah alamıyor gibi. Konum maalesef böyle işliyor. Şimdi şah D8 daha doğrusu siyahlar adına maalesef diyeyim. Şah D8 oynuyor ve E dikeyinden sonunda şahı kurtarıyor siyahlar. Şimdi devamında kale çarpı E7 geliyor beyazlardan. Şah çarpı E7'ye Vezir E2, şah aynı zamanda G4'teki at isteniyor. Ve siyahlar diyor ki ya tamam artık. Ya ben daha fazla kayıp varyantlarını hesaplayamayacağım deyip oyunu terk ediyor siyahlar burada. Neden terk ettiğine kısaca bir bakalım. Tabi burada şahı kaçtıktan sonra bütün taşların bir şekilde boşta kalıyor. Yani şahı F8, F6 gibi bir yere kaçtığımda atlarım boşta kalıyor. D8 kaçtığımda da hemen hemen aynı keskin varyantlar mat varyantları devam ediyor. Fakat belki at GE5 gibi bir şey denenebilir. Zaten atımı bırakıyorum sonuçta. At GE5'in devamında fil çarpı E5, at çarpı E5, vezir çarpı E5 alındı. Şimdi şahımı bir yere kaçmam lazım. Şah F8 kaçıyorum. Aslında konuma baktığım zaman ya beyaz olarak mükemmel oynadım. İşte bütün taşlarım boştaydı ama rakip hiç alamıyordu. Sürekli kazanç varyantlarım vardı. Ne elde ettim? Kaleye iki alet mi elde ettim bu konumdan? Aslında kaleye iki alet elde ettim. Artı şah güvensizliği elde ettim. Bu da tabii ki bu tip oyunlar için tahtada bu kadar taş olan oyunlar için çok e, önemli bir şey. Şah Kale at E8 pardon. E, at şu an boştaydı isteniyordu. At E8 oynuyorum. At E8 oynarken tabii ki vezir çarpı G7 istiyorum bir taraftan. Nasıl tutacaksın G7'yi? İşte kale G8 ile kendimi daha fazla sıkıştırmak istemiyorum. Kale H7 gibi bir şey oynayabilirim devamında at d6 şimdi kaleyi istiyorum kaleyi savunsun kaleyi başka bir yere oynasın kale d8 oynasın devamında kaleye bir oynuyorum sürekli şimdi de e8 mat istiyorum yani g 7 istedim c8'i istedim e8'i istedim beyazların konumu taşları o kadar iyi bir vaziyette ki yani neyi kaldırsam bir şey istiyorum bu yüzden siyahlar belki de oyunu terk etmekte haklı bir karar almış ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu da arada söylemeyi unutuyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.